Kanka bak merak etme, acayip eğleneceğiz. Ben her şeyi ayarladım dostum. Tamam kanka. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bizim rezervasyonumuz vardı David adına. Tabii hemen bakıyorum. Evet, tek kişilik bir rezervasyonunuz mevcut. Odanız ayrıldı David Bey. Yanınızdaki beyefendi gidecek mi? Biz beraber yaptık rezervasyonu aslında. İyi ama beyefendi, burada rezervasyonunuzda tek kişi görünüyor. O yüzden de size single oda ayırdık. Yani odanız iki kişi için uygun değil şu anda. Başka da bir boş odam yok. Ama isterseniz ekstra ücret karşılığında ekstra yatak verebilirim. Yok kanka. Kanka gerek yok. Aynen. Zaten yeterince pahalı ya. Yok biz kendimiz böyle idare ederiz diye düşünüyorum. Evet. Peki siz bilirsiniz. O zaman hemen arkadaşımı çağırayım, sizi odanıza çıkarsın. Reyhan! Buyurun efendim. Oradan bekliyordum, buradan geldim. Buradan geldim. Beyefendinin odası 302 numaralı oda. Tamam. Buyurun beyler, ben sizi çıkarttım 302'ye, üst kat. Buyurun. Tamam, geliyoruz. Evet beyler, oda burası. Sizden iki kişisiniz, bu oda tek kişilik. Gördüğünüz üzere biriniz gidecek mi? Yok biz aşağıda hallettik biz. Tamam ha, biz ikimiz kalacağız, kalabiliriz diye düşünüyoruz bu odada. İyi. Onun zararı bana dokunacak gibi hissediktirin ama hadi hayırlısı. İyi tatiller size. İyi geceler. Sov. Ne dedi o vır vır ya? Yol beni çok gördü, şöyle birazcık yayılalım. Kanka ben vallahi mis gibi duşumu aldım. Yorgunluğumu attım. Şimdi biraz dinleneceğim. İstiyorsan geç sen de yıkan. Yok bana gerek yok ya. Ben de yeni uzandım ya. Ben de çok yorulmuşum. İyi tamam koy. Oh be, mis gibi de giyindim tertemiz. Saatler olsun. Oğlum kaysana kanka. 2 saattir kaydıyorum. Tamam abi, bir dakika ben şöyle bir kayayım abi. Bak arkamı döneceğim sana. Bence sığarız böyle. Tabii ki de sığarız. Dur. Abi düşeceğim abi. Abi düşeceğim abi. Kanka oğlum sığamadım ya. Abi. Sıkıştırma David. Ne yapalım biliyor musun? Bence ters yatalım. Olur. Tamam. Abi ne yapıyorsun abi? Birimizin ters olması lazım. Tamam dur, ben başımı şöyle vereyim o zaman. O zaman dur. Ayakları altından çek. Oğlum üstünden çekil bacaklarını ya. Kanka. Kafamı yardın. Dur, ayakkabıları çıkartmayı unutmuşum. Bunu çıkarttım, bu tamamdır. Ayaklarım terlemiş ya. Biraz havalandırayım şunu şöyle. Bu ne koku ya? Şimdi bayılacağım. Koktu mu ya? Kokmak ne kelime? Bu ne? Kanka dur, gece üstümüze ayaz bir şey yapar. Üstümüzü örtelim, üşümeyelim. Evet. Kanka ben çok rahat edemedim. Dur ben bir döneceğim şöyle bir yan tarafa doğru. Sen benim üstümü açtın ya. En iyisi ben resepsiyonu arayayım da başka bir tane daha örtü isteyeyim. Bu böyle olmayacak. Kanka benim ayağım dışarıda kaldı. Sesim çıkmıyor. Hala laf ediyorsun ya. Resepsiyon. Alo, 302'ye bir tane daha battaniye gönderir misiniz acaba? Tabii hemen gönderiyorum beyefendi. Reyhan! Reyhan! Efendim sen? Sen her seferinde niye beni görünce öcük olmuş gibi korkuyorsun ya? Oradan bekliyorum, buradan çıkıyorsun Reyhan. Masayı kaydırmışım, oradan nasıl geliyorum? Buradan geldim gari. 302 numaralı iki tane beyefendi gelmişti ya az önce. Bir tane daha battaniye istiyorlar. Tamam götürüvereyim. Başladı bakalım. Neye başladık? Gel! Merhaba. Örtü istemişsiniz bir tane daha. Buyurun. Teşekkürler abla. Şimdi rahat rahat üstümü örtebilirim. Abi benimkini açtın ya. Ya kanka şu yastığını azıcık bana versen olur mu ya? Başım çok aşağıda kaldı ya. Suratım yatağa gömüldü. Kime ne anlatıyorum ki ya? Dur oda servisinden isteyeyim ben. Resepsiyon? Tabii efendim. Hemen gönderiyorum. Reyhan!
Efendim bir tanem. Efendim. Ah. 302 numaralı oda. Yastık istediler bir tane daha. Demin battaniye götürdüm, o zaman ne istememişler? Harit bir şey ya. Buyurun. Merhaba. Hanginiz istedi? Aa, ben istedim. Oh be. Kabus gördüm. Ne oldu kanka? Niye zıpladın dostum? Kanka öyle böyle bir rüya görmedim. Kabus gördüm dostum. Resmen birisi beni boğuyordu. Dur. Sana ben şimdi hemen bir bardak su vereyim. Bir kendine gel. Sağ ol. Suyu da baş hızımıza koymuşlar. Tamam. Kanka hani bana götürüyordun? Ya kanka kusura bakma, benim de içim yanmış. Al, dibinde kalmış biraz, iç istersen. Bir şey ya. İçsene oğlum. İçmem onu ben. Resepsiyon. Merhabalar, kolay gelsin. Acaba bize bir tane su bardağı gönderebilir misiniz 302 numaraya? Hemen geliyor. Reyhan. Efendim bir tanem. 302 numaralı odadan su bardağı istediler. Ben bu 302 numaralıdan bıktım. Bir de su bardağını inip aşağıya kendisi alamamış mı? Ya geç saatte uyuyorlar. Demek ki kalkamadım. Ben de yoruldum bu saatte. Bu saatte mesai mi var? Yok. Normal. Ya kanka ne olacak? İçseydin işte şurada ya. Buyurun. Ben başkasının bardağından su içmem konuda. Aynı yatakta yatıyoruz ama ya. Merhaba. Su bardağı istemişsiniz. Aa bak geldi su bardağın. Buyurun. Prenses içemezmiş başkasının bardağından. Bunun için niye beni çağırdınız? Başka niçin çağırabilirdik ki? Bir denecik su bardağını kendiniz ilik aşağıya alamadınız mı acaba? Ya da bardak var zaten elinizde. İçemediniz mi bardağın içinde su? Ben dedim ama o dedi yok dedi. Ben dedi başkasından dedi bardağından dedi içmem dedi. Öyle deyince dedi. İçmiyorsan alıp sırayı kaldırsaydın. Benim adam öyle yapıyor mesela. Bardak bulamayınca şişeyi tıkıyor, sürahiyi kaldırıyor. Bir tane bir bardak su yetmiyormuş. Koca sürahiyi koyuyor yanına, lık sürahinin içinden içiyor. Sen de sürahinin içinden içiverseydin ne oluyor bu? Evet bir şey ya. Bir dahaki sefer öyle yaparız ablacığım. Sürahiden içeriz. Duydun mu bak kadın ne kadar kıstı bize. Bir tane. Buyurun. Beni bak, ben ikide bir zırt tut bu 302 numaraya gidip gelip duramayacağım. Ayak işçisi miyim canım ben? Allah Allah. Ne yapayım Reyhan, sürekli arıyorlar onun için bunu. Tamam açma telefonları. Şu anda mesai yok, kapatın de. Sabah yaparız de. Bugün gidin yarın gelin de. Ama... Tamam ona göre yaparsın yani. Ama... Yoruldum canım, mesaim bitti. Ben de yatıp dinleneceğim gari yeter ha. Sen de gide bine. Bu saatte ne resepsiyonda durup durup sen? Gececiğim, kapat. Haberin yok mu? Millet görsün kapalı desin ha, tamam yarın ararız desin ya. Adamlar zaten yarın çıkış yapacak. Resepsiyon? Tabii hemen geliyor. Reyhan çıkmadan 302 numaralı odaya bir takım abla. Gönderelim.